aşkım. Adını kalbime yazdım. Baş harfiyle kafama kazıdım aşkım. Sağ ol, dur. Kadınlar evine ileri marş. Asker. Gel buraya. Hayır. Aşık oldun ha bana. Evet, aşık oldum sana. Neyime? Duruşuna, insanlara verdiğin tepkilere... Niye gülüyorsun? Bilesim geliyor, ne bileyim. Zaten kötüyüm, bir seni görünce gülüyorum onda. Ben bir şey fırlattım, denk gelmedi ona. O da bana tarak fırlattı. Tarak tam yüzüme çarptı. Daha çok sinirlendim bu sefer. Ben de elime ne bulduysam fırlattım. Ayna tam böyle onun içine yapıştı. Ne oldu? Kudurdun mu? Bak görüyor musun nasıl kudurttum? Tam bir kudurtma makinesiyim aşko. Yani böyle de kudurturlar adamı. Yallah. Hadi. Sonunda abi bize bunu yaptınız ya. Sen şarkı söylememi ister misin? İsterim. Biraz muhabbet edelim de isterim. Şarkı mı söyle, muhabbet mi önce onu söyle. Muhabbet edelim önce. Sen aşık olmuşsun. Ben aşık oldum, evet. Ben de oldum galiba. Yakından bakma bana. Etkilenirsin sonra. Bunu daha yakın davranırsan ben de kap. Kaptırırsın ama kendini bana. Haberin olsun. Belki dikkat et de sen kaptırma. Bana bak! Ortancısın sen! Kendine gel! Trip yapma! Sen de bizim evladımızsın, gel. Seviyoruz seni. Kandırdığınız için ben sizin içinize saygı duymuyorum. Bana geçmiyor yani. Tamam, sen bunu düşünebilirsin primci. Bence aldattın. O konulara girme. Konumuzu yazsın. Tamam, aldattın. İspatla aldattığımı. Hani sen şeyin açmayacaktın. Hani sen hiç bunları konuşmayacaktın. Dayanamadım öykümden. Hani burada ama yani konuşmanın da bir adabı var. 3 ay boyunca kandırıldım. Ben de 3 ay boyunca onlar hakkında konuşacağım. Terazi burcuyum. Adaletsizliğe de gelemiyorum. Ve ortada da büyük bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de adaleti sağlayacak kişi ben değilim. Ama haklı bulduğum kişinin arkasında durmayı da tercih ediyorum. Her gün bunları yaşamak istemiyorum yani. Herkes kendi işine baksın. Ben seninle muhatap olmuyorsam, sana bakmıyorsam, bir hakaret etmiyorsam aynı şeyi bekliyorum. Yani bana bir yaparsın tutarlar, iki yaptığında belki tutacak kimse olmaz. Anladın mı? Bence benden korkmalısın. Yayın açıp yayınında diyor ki Öykü Hanım, Oğuzhan Rümeysa arkada otelde buluşmuşlar arkadaşlar, biliyor musunuz diyor yayında. Şimdi burada yaşananları herkes unutuyor öncelikli olarak. Yani kamera karşısında kimle yaşadığını unutmuş. Ne güzel anlatıyorsunuz iki taraflı da. Yok sen bana bunu yapmıştın, bunu yapmıştın. Niye kabul edip devam ettiniz kardeşim diye ben ilk önce sorarım. Geldim buraya dedim ki üçgeni kapatıyorum dedim. Üçgende değilim dedim. Daha sonraki bölüme girmeden önce ben bunu paylaştım. Şimdi şöyle yani, bir şey var. Şimdi ne kadar üçgende değilim dese de tavırlarından zaten herkes Gizem'in bu şekilde olmadığını biliyor. Ben de öyle hissediyorum Gizem şimdi. Yani senin ruh halinden her şey belli oluyor ne kadar söylüyorum.